Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonlarınız olsun. Evet, hafta sonu ama biz yine ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül ile karşınızda. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Kar başladı mı İstanbul'da? Yani benim oturduğum yerde hala çok yok. Biraz çatıların üstünde var. Merakla bekliyorum. Hafta sonu evdeyken tabii keyifli oluyor. O yüzden hani hafta sonu böyle karlı geçirelim diye. Ekonomi fokur fokur kaynıyor ama ülke donuyor bugün. Evet, kesinlikle öyle. Peki yeni açıklamalar var, yeni gelen rakamlar var ama biraz da bugün bu enflasyonu konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten zam yağmuru devam ediyor. Artık biz vatandaşlar böyle bu zamlardan nefes alamaz hale geldik. Bir taraftan diyoruz işte aman ne güzel kar yağsın ama diğer taraftan kombiyi en kısık nerede kullanabiliriz, işte ne yapabiliriz dedi. Bazen boğazlı kazakla evin içinde dolaşıyoruz. Artık o hale geldik. İşte ayın 1'in itibariyle hem temizlik ürünlerine hem gıda ürünlerine çok ciddi bir zam geleceği yine. Zaten petrol fiyatlarına, motorine, benzine gün geçmiyor ki haftada neredeyse iki kere zam geliyor. Ama diğer taraftan da işte Cumhurbaşkanı yine açıkladı. Köpüğü alacağız diyor. İşte enflasyondaki köpüğe sıra geldi. Onu da alacağız diyor. Tüm bu kadar böyle zam yağmurları varken ve biz artık nefes alamayacak durumdayken gerçekten bu enflasyonun köpüğünün alınıp düşürülebilme ihtimali var mı? Ne dersiniz? Şimdi burada iktidar bilinçli olarak bir kafa karışıklığı yaratıyor. Enflasyondaki kendi sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor. Çünkü halk enflasyondan çok rahatsız, çok tepkili. Buradan bir daha söyleyeyim. İsteyen iktidar yanlısı, ekonomiste, siyasetçiyle de istedikleri televizyonda veya YouTube'da bu konuyu tartışın. Enflasyon, iktidarların uyguladığı enflasyonist politikalar sonucunda ortaya çıkan bir ekonomik olaydır. Paranın değer kaybı, satın alma gücünün azalmasıdır. Şimdi aslında enflasyon devletler tarafından tahammüden, bilinçli olarak yapılan bir soygundur. Senin cebindeki, kasandaki, bankandaki parayı yürütür. Çok açık bir şey. Bizde yaşanan, yani hep zam yapıldı diye fiyatlar böyle yükselmenin, fiyatlardaki yükselmenin kabahati zam yapanlara atılmaya çalışıyor. Zam yapılmıyor bu. Senin o malı alıp satmakta kullandığın para karşılıksız olarak bol miktarda basıldığı için değeri düşüyor. Evet. O değerden, eski değerden satmak mümkün olmuyor. Hatta değer kaybına yakın bir zam dahi yapılmıyor. Yani isteyen karşılaştırsın. Mesela değeri sabit bir para birimi. Diyelim ki altın. Cumhuriyet altınıyla bir yıl evvel et kaç paraydı, bugün kaç para? Bir yıl evvel benzin kaç paraydı, bugün kaç para? Dünyada benzin, mazot fiyatları, enerji fiyatları genel olarak çok artıyor. Bununla karşılaştırsınlar. Veya hiçbir şey bilmiyorsa dolarla karşılaştırsınlar. Görecekler ki o mal ve hizmeti satanlar yeterince zam yapamamışlar. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla iktidarın tabii paranın değeriyle ilgili sorumluluk tamamen iktidara ait bir şey. İktidar harcamalara gelirleri yetmeyince ne yapıyor? Basıyor parayı. Gidin bankamatiklerden böyle gıcır gıcır neredeyse dumanın üstünde mürekkep kokusu taze olan paralar çekiyorsunuz. Niye? Merkez Bankası para basıyor. Niye basıyor? Bütçe yetmiyor. Bütçe açık veriyor. Şimdi hükümetin, iktidarın geliri yetmezse ne yapıyor giderlerini karşılamak için? Ben ödeyemiyorum demiyor. Diyemiyor. Ya borç alıp ödemeye çalışıyor. Hiçbir şey yapamazsa da para basıyor. Bir kısmını borç alıyor, bir kısmını para basıyor. Şimdi Ozan Bingöl'ün güzel bir kitabı çıktı. Obez Devlet diye. Şimdi devlet obez olunca hiçbir şey yetmiyor. Hiçbir para yetmiyor. Yani böyle gelen para kızgın saça düşen su damlası gibi anında buharlaşıyor. Bunun için böyle oluk oluk para basmaları gerekiyor. Bu da paranın değerini düşürüyor. Paranın değeri düşünce de insanlar bir şey üretmek için para harcamak zorundalar. Eskiden aldıkları fiyata mal edemiyorlar. Daha yükseğe mal edince bunun bir kısmını yansıtmak zorunda kalıyorlar. Bakın üfe ile tüfe arasındaki fark muazzam miktarda açılmış durumda. Yurt dışı üfe ile daha da fazla açılmış durumda. Demek ki eğer şey ciddiyse, TÜİK'in rakamları ciddiyse, üreticinin maliyetleri korkunç derecede artmış. Bu da 31 Aralık itibariyle, daha şeyi görmedik.
1 Ocak tarihini görmedik. Ama bu artışı ürünlerine yansıtamamış. Şimdi biz kafamızda bu fiyat artışlarının paranın değer kaybından olduğunu oturtamazsak zam yapan fırıncıya kızarız, zam yapan taksiciye kızarız, portakalı pahalıya satan manava kızarız, ona kızarız, buna kızarız. Dolayısıyla önce bu işin bütün sorumluluğunun, vebalinin, günahının iktidara ait olduğunu, iktidarın enflasyonist politikaları ve fazla para basmasından kaynaklandığını içselleştirmemiz lazım. Ancak o zaman soruna çözüm buluruz. Yani biz çözümü o yönde talep ederiz. Şimdi iktidarın da yönlendirmesi... Çözümü bulabilecek maalesef biz değiliz tabii, doğru. Ama şöyle Ebru, iktidarın da yönlendirmesiyle tepkiler şeye gidiyor. İşte kasaba gidiyor, eti niye bu paraya satıyorsun diyor. İşte çiftçiye gidiyor, manava gidiyor, büyük markete gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Halbuki tepkilere iktidara dönüp sen niye enflasyonist politikalar izliyorsun kardeşim? Ayağını yorganına göre uzat, vergi gelirlerin yetişsin, giderlerin o şekilde tasarruf et demiyoruz. Hiç kimse bak burada enflasyondan yaklaşık bir yıldır aşırı derecede şikayet ediliyor ama kimse dönüp devlete kardeşim niye bol bulamaç para harcıyorsun, ayağını yorganına göre uzatmıyorsun, bu harcadığın paraları karşılamak için para basıyorsun diye sormuyor. Siz onu sormayınca iktidarlar sinsi sinsi enflasyonist politikaları uygulayıp sizin cebinizdeki, bankanızdaki ya da kasanızdaki parayı deve etmeye devam ediyorlar. Yani sorumluyu belirleyip netleştirip hesap sormamız gerekir ki sorumlu olan çözüm arasın veya çözüme zorlansın. Biz iktidarı çözüme zorlamıyoruz. Biz dış güçlere atıyoruz sorumluluğu. Efendim biz atıyoruz sorumluluğu dövize. Ya döviz Türk lirası değer kaybettiği için, çok hızlı değer kaybettiği için, çok hızlı satın alma gücünü kaybettiği için döviz kurları artmış gibi görünüyor. Halbuki dolar da değer kaybediyor. İşte dolardaki enflasyon %7. O da değer kaybediyor. O değer kaybettiği halde Türk lirası bu kadar büyük değer kaybediyor. Onun için bu enflasyon işin Ebru, parasal bir olgu olduğunu kafamızda netleştirmemiz lazım. Bir ülkede bütün fiyatlar eş güdümlü bir şekilde artıyorsa bunun sebebi paranın satın alma gücünü yitirmesidir. Evet. Doğru, petrol fiyatları arttı. Petrol fiyatları bundan 5-6 yıl evvel de 80 dolardaydı. Açın bakın tarihi petrol fiyatlarını. Evet. O yüzden bu iki nüansı iyi ayırmak lazım. İktidar bilinçli olarak kafaları karıştırıyor. Tepki kendisine yönelmesin diye. Evet. Ama bence vatandaşla, yani hepimiz her şeyin farkındayız. Soracağımız zamanı da çok iyi biliyoruz. Sandık önümüze geldiği zaman soracağız diye düşünüyorum. Peki enflasyonu konuştuk ama tabii biz bunu konuştukça bizim izleyicilerimiz de peki bunun kura yansımaları ne olacak diye de ben onların şu anda sorar gibi olduğunu biliyorum. O yüzden ben dillendirmiş olayım. Ebru, şimdi iki tane para var. Şöyle düşün. Bunun bir tanesi işte rezerv bir para olsun, diyelim ki dolar veya euro olsun. Şimdi senin paranın değeri düştüğü zaman bu düşüklüğü sen yükseliş, kurdaki yükseliş olarak hissedersin. Aslında kur oynamaları iki ülkedeki enflasyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. İki ülke parasının satın alma gücünü ortaya koyar. Şimdi Türkiye'nin Türk parasının satın alma gücü düşerken Türkiye'deki enflasyonist politikalar yüzünden Amerikan parasının değeri de enflasyonist politikalarla düştü. Ne yaptı Amerika'da? İşte bol para bastı. Ne yaptı? Faizleri düşürdü. Ne yaptı? Genişlemeci maliye ve para politikaları uyguladı. Doların da değeri düştü ama onlar kararında uyguladılar. Sadece %7 düştü. Biz karambol uyguladık. Ne kadar düştü? İşte kura bakarsak %70 düştü. Şimdi yalnız şöyle bir döneme geliyoruz. Artık Avrupa ve Amerika pandemi bitti diye düşünüyor. Pandemi bittiğine göre ben paramın değer kaybını bu olağanüstü koşullarda izin vermiştim. Engellemem gerekir artık paranın değer kaybına diye yeni politikalara geçiyorlar. Yeni politikalar ne? Sıkı maliye ve para politikalarına geçecekler. Yani piyasaya yeni para sürmeyecekler. Piyasada var olan parayı geri çekecekler bir kısmını ve faizleri artıracaklar. Bu diyelim ki Amerika'da yapılırsa Amerika'nın parasına, dolara değer kazandırır. Avrupa'da yapılırsa euroya değer kazandırır. Şimdi dolar düşerken Türk lirası da düşüyordu ve biz böyle bir değer kaybı algılıyorduk. Şimdi
Türk lirası düşmeye devam edecek. Niye? Çünkü iktidar enflasyonist politikalar uygulamaya devam ediyor. Hiç yani kimse iktidarın enflasyonist politikalar uygulamaktan vazgeçeceğini ileri sürmüyor. Öyle bir düşüncesi yok. Şimdi Türk lirası düşmeye devam ederken Amerikan parasının değerinde bir düşüşünde bir duruş olur veya bir değerlenme olursa aradaki makasın nasıl açılacağını varın bir hayal et. Şimdi 2022 enflasyonu %50 olursa Türk lirasının değer kaybı %50 olacak. Eğer Amerikan dolarındaki değer kaybı durursa ve yeni bir değerleme olmazsa bu noktada 13,5'luk kuru yılbaşı kuru olarak alırsak yıl sonunda olması gereken kur 20,5'tır. Çok açık. Siz bir de Amerikan dolarının değer kazandığını düşünün. Bir de mesela bu Rus-Ukrayna gerilimi var. Evet. Amerika NATO müdahil oldu. Efendim herkes soruyor birbirine. Ruslar Ukrayna'yı işgal eder mi? Ya kardeşim bu akıllıca bir soru değil. Çünkü Ruslar zaten Ukrayna'yı işgal etti. Kırım'ı ilhak etti. Rus toprağıdır. Yani şu anda zaten orada bir işgal devam ediyor. Belki sormamız olan gereken yeni bir işgal hamlesi, yeni bir işgal dalgası gelir mi? Ukrayna'nın doğusundaki Rusların, Rus asıllı nüfusun daha fazla olduğu yerde yeni bir işgal dalgası gelir mi evet. diye sormamız lazım. Ve bunun da gereğine... Dışarıdan da müdahale gelirse zaten. Gelirse dolar daha da değer kazanır. Türk lirası iktisadi olarak daha büyük sıkıntılara girer. Daha fazla değer kaybeder. O zaman kurların nereye gideceğini hayal dahi edemiyorum. Evet, peki. Ben de size çok teşekkür ediyorum. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.